Selamlar herkese. Kafein Kültür'ün reçete videosunun ilk bölümündeyiz. Kafein Kültür Vlog videolarında bahsetmiştim. 5x1 kahve reçetesi formatını format olarak tutacağımı söylemiştim sizlere. Fakat isim değişikliğine gideceğiz ufak. Çünkü 5x1 kahve videolarında bu gerçekten 5N kuralına göre kahvenin künye bilgilerini paylaşıyordum sizlerle. Kahvelerin künye bilgileri bundan sonra üretim videolarını aktaracağım. Yani üretimde bahsettiğim videolarda künye bilgilerini paylaşacağım. Ondan dolayı isim değişikliğine gitmeyi düşündüm. Bugün demleyeceğimiz kahve Kenyo Ichiga AB kahvesi. Kullanacağım kahve gramajı 16 gram. Daha önceden kahvemi dozlamıştım. Ve öğütme ayarımı da ayarlamıştım. Öğütme Timor Chestnut X'te 11.0.2 ayarında öğütmesi. Kahvem hazır. Kullanacağım filtre Cafeg'in Abaca filtresi. Son zamanlarda bu filtreyi kullanmayı tercih ediyorum. Performansını şahsen beğeniyorum. Fakat yine reçete videolarında traditional'a geçersem veya traditional'a göre reçete yazarsam da yine videolarda bildiriyor olacağım güncellemelerle sizlere. Demleme öncesinde filtremi ıslatıyorum. Genellikle cam bardakta ıslatmayı yapardım. Arkadaşlar soruyordu hep karaf niye ıslatmıyorsun diye. Bugün karaf ıslatıyorum çünkü cam bardağım yanımda değil. Demlemede kullanacağım su 94 derece ve kullanacağım oranda 1'e 15 yani 16'ya 240 mililitrelik bir demleme yapacağım. Ön demlemede ilk olarak 70 mililitre su ile ön demlememi başlatıyorum. Bu kısımda yatak olabildiğini ıslansın, olabildiğini bir ön çözünmeyi sağlasın istiyorum ve kenetlenme olabildiğini artsın istiyorum döküşler arası su tutma olarak. 30. saniyeden itibaren 120 mililitreye kadar döküyorum. ...55. saniyeden itibaren kenarlardan toplayarak 180 mililitreye kadar içe doğru spiral hareketle döküşümü yapıyorum. ...1 dakika 30. saniyeden itibaren 1 dakika 40. saniyeye kadar 240 mililitre kadar dökeceğim ve son döküşüm bu olacak. Total demleme sürem 2 dakika 30 saniye. Şimdi 5x1 kahve videolarından farklı olarak da burada postlarda size bahsetmiştim. Kalite kontrolü beraber ilerletmek istediğimizi söylemiştim. TDS ve ekstraksiyon paylaşımları yapacağım bundan sonra reçete videolarında ki benzer reçete uygulasak bile benzer bir sonuç alabiliyor muyuz? Eğer bir sorun yaşıyorsanız reçetelerinizde bizimle paylaştığınız zaman kalite kontrolü beraber götürelim diye. Bundan dolayı TDS ve ekstraksiyon paylaşımlarında bahsetmiştim. Öncelikle çıkacak ürüne bakıyorum ekstraksiyon alabilmek için. Nasıl hesaplandığını merak ediyorsanız eğer sıkça sorulan soruların ilk bölümünde bundan bahsediyorum. Yukarıda kartı çıkınca tıklayabilirsiniz o videoya da. 197.4 ürün çıktığımız var. Oldukça çözülmüş bir kahve TDS olarak. Fakat yoğunluğunu ben zaten istiyordum yoğun olmasını. O sebeple TDS'i yüksek. Şaşırtmasın sizi. 1.67 TDS'i var. %20.60'da ekstraksiyonu var kahvenin. Şimdi burada aynı zamanda sizlerle yine iki su arasındaki tadım notu karşılaştırmalarını yapacağım. Paketlerde biz cupping'de aldığımız tadım notlarını paylaştık sizlerle. Paketlerde göreceğiniz notlar birebir V60 notları değil. Fakat bu reçetelerde ben aldığım V60 notlarını da videolarda paylaşıyor olacağım sizinle. Cupping notlarında biz kumkat tadım notu da yazmıştık ortaklaşa beraber. Kumkat yemediyseniz eğer yemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten ilginç bir turunçgil. Oldukça böyle kabuk tadı da geliyor kumkatı birlikte tükettiğiniz için ve çok az içerisinde eti olduğu için de tatlı bir miktar düşük. Bu demlemede o hafif kumkatımsı hava var hala demleme olarak. Fakat oldukça da tatlılık hemen azıcık ılığında gelmeye başlıyor. O sebeple kendini hafif tatlı limon ya da olgunlaşmamış portakal diyebileceğimiz bir sitrik asite hemen çeviriyor. Kahve alınmaya başladı.
alındıkça oldukça tatlı bir kırmızı elma tarzında bir tadım notu geliyor. Bir malik asit geliyor ama oldukça tatlı ve asitesi çok hoş damakta hissettirdi. Bu demleme reçetesiyle ve bu suyla, kavurmahanemizdeki suyla cupping tadım notlarına göre çok aşırı farklı bir tadım notu çıkmıyor. Buzdağında ufak tefek bir değişiklik olduğunu hissetmişim reçete hazırlarken. Onda da çok ufak tefek değişiklikler vardı. Fakat cupping tadım notlarına oldukça yakın bir sonuç veriyor V60'lara. Bu demlemeyle bu 1'e 15 oranla oldukça yoğun bir damak hissiyatı yakalıyorsunuz. O asiste ve gövdesi oldukça tatmin edici bir hal alıyor Kenya'da. Evet, kahve şimdi soğudu. Soğudukça da tatlar biz cupping'de siyah çay tadım notu yazmıştık diye hatırlıyorum. Fakat demlemede sitrik asitle tekrardan kuvvet kazanmaya başladı damak olarak. Tam limon diyemem. Fakat bol limon sıkılmış bir siyah çayı düşünün. Eğer evde yapıyorsanız çok aşinasınızdır böyle limonun oldukça siyah çayın tadında baskınlık yarattığı. Böyle bir siyah çay tadım notu var diyebiliriz. Yani limonlu bir siyah çay diyebiliriz demlemesindeki tat. Oldukça beğenerek aldığımız bir Kenya kahvesiydi bu zaten. İki Kenya örneği var Discofina tadımında. Bunu almaktan da oldukça memnunum ben. Şimdi bir sonraki demlemeye geçelim. Evet, şimdi buzdağı ile demlemeye geçiyoruz. Suyumu video arasında koydum. Ufak bir öğütme ayarı değiştireceğim. Bir miktar kısaltabilirim. Benzer süreler de oluyor. Bu arada başka bir tavsiyem. Bir önceki demleme için eğer arıtma suyunuz varsa veya mineralli bir suyunuz, güzel bir suyunuz varsa böyle bir demleme yapacaksınız. 2 dakika 40 saniye, 2 dakika 45 saniye de zorlayabilirsiniz. Şimdi buzdağı ile demlemeye geçeceğiz. Fakat önceden birkaç bildirmem gereken birkaç değişiklik var. Bir önceki demlemem 2.30'da gayet güzel çıkıyor. Ama daha fazla tatlılık isterseniz kahvede ki kötü olmuyor. 2 dakika 40 saniye, 2 dakika 45 saniyeleri de uzatabilirsiniz. Biraz daha tatlılık artacaktır. 2.30 haliyle de gayet güzel. Yani 10-15 saniye artı koyabilirsiniz fakat demlemenizde. Tabi böyle bu tarz bir arıtma sisteminiz var ise. Bir ufak anekdot daha yine arıtmaya dair geçmek istiyorum. Peak Water'la yapıyordum son 5 sene bir kahve videolarını biliyorsunuz. Şu an yanımda Peak Water olmadığı için yapmıyorum fakat Peak Water'ın genellikle evinizdeki alkaliniteye göre verdiği ayarlama ayarı yani filtreleme ayarı oldukça güzel oluyor bu kahvelere. Peak Water'la evde denemiştim bayağı bir bu kahveleri. O sebeple Peak Water'ınız varsa eğer direkt alkalinitenize göre tavsiye edilen ayarda kullanabilirsiniz Peak Water arıtmasını. Şimdi buzdağı ile demlemede değirmenimin ayarını bir tık daha kalınlaştıracağım. 12.04'e getiriyorum ayarı. Birazcık kalınlaştırıyorum. Tekrardan dozlamıştım. Bu demlemede de 16 gram kahve kullanacağım. Dozluydu zaten kahvem. Oranda ve suda ufak bir değişiklik yaptım bu reçetede. Kahve su oranında ufak bir değişiklik yaptım bu reçetede. 1'e 15.5 yapacağım bu sefer. Bunun sebebi bunda da direkt 1'e 15 denediğim zaman kahvedeki tadım notları çok berrak bir şekilde çıkmıyordu. Bu sebeple biraz oranı yükselterek, biraz çözünmeyi arttırarak, biraz daha yoğunluğunu azaltarak tadım notlarının daha berrak gelmesini sağladım buzdağı suyla. Demleme öncesinde filtremi ıslatıyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Karafım tam kuru olmadığı için TDS'lerde ufak tefek sapma olacaktır. Fakat bu çok büyük bir farklılık yaratmayacaktır. Ancak bir sonraki videoda yine cam bardağımı getireceğim. Daha teçhizatlı olacağım. Kahve yatağımı düzlüyorum. Demlememe başlıyorum. Bunun da ön demlemesinde yine 70 ml su dökeceğim. Döküş basamaklarında çok ciddi bir farklılık yapmayacağım bu iki kahve arasında. Sadece en büyük parametre değişikliği su oranı olacak. Su sıcaklığım yine 94 derece. 70 mililitreyi döktüm. 33 saniyeden itibaren 120'ye kadar döküyorum. 55. saniyeden itibaren 180 mililitreye kadar döküyorum. 1 dakika 30. saniyeden itibaren 245 mililitreye kadar döküyorum. Su
son döküşüm 1 dakika 41 saniye, 1 dakika 40 gibi düşünebilirsiniz. Ufak tefek mililitre saplamaları da oldu demlerken, yani 120 yerine 121, 122 döktüğüm oldu. Bu tarz ufak mililitrelere çok fazla takılmayın. Çok ciddi yan yana demlemenin süreci çok ciddi bir tasa farklılık, hata, kusur olarak yansımayacaktır size. Keza bana da öyle. Bunda da demleme sürem 2 dakika 40 saniye. Bunda da aralık olarak verebilirim ki 2 dakika 35 saniye, 2 dakika 33 saniye gibi yine iyi bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi yine TDS ve ekstraksiyon için çıkan ürünüme bakacağım. Bunda mesela bir önceki demlemeye göre oran değiştiği için doğal olarak 197 civarında çıkmıştı ilk demlemem. Bu 201.1 çıktı. Bunun da TDS'i 29.3 derecede, bir öncekini söylemediysen eğer kusura bakmayın, 29.6 idi sıcaklığı. Bu 29.3'te okudu, 1.62 TDS çıktı. 201 çıkan ürünümüz vardı. 201.1 çarpı 1,62 bölü 16 diyeceğim. 20.36 ekstraksiyonum var, yani birbirine yakın ekstraksiyonlar. Buzdağı suyuyla oldukça sevdik biz bu kahveyi de. Uyduğuna da çok sevindik açıkçası. Bir miktar daha tatlı ve daha kapalı yaratabiliyordu 1.15'te bir önceki sudan farklı olarak. Onu da bu şekilde oran arttırarak daha tatların açığa çıkmasını sağladık. Bu kahvede şu an sıcakken direkt portakal olarak daha tatlı, daha yuvarlak bir tatla başladı. Yine sitrik asite yoğun fakat bir önceki demlemede dediğim gibi kumkat gibi bir böyle bir nevi ufak bir zest, kurulu hafif bir sitrik acılığı olan bir sitrik asiste değil, daha tatlı, daha yuvarlak bir sitrik asiste var. Açıkçası eğer bu tarz keskin meyveleri seviyorsanız kumkat gibi bir tat aldığınız zaman da oldukça keyifli oluyor kahve. Veyahut böyle daha tatlı kahveleri seviyorsanız da buzdağıyla da oldukça tatlı çıkıyor kahve. Tercihinize kalmış. Şimdi biraz ılınmasını bekleyelim. Kahvem ılındı arkadaşlar. Bir önceki kahvede oldukça yoğun kırmızı elma var demiştim ve tatlı bir kırmızı elma var demiştim. Bu demlemede diğer demlemeden farklı olarak biraz kayısıyı andıran bir tat da gelmeye başladı. Yine kırmızı elmamsı bir tat var fakat kırmızı elma çok baskın değil. Ilıkken daha böyle kayısı vari bir tadı var gerçekten buzdağı ile demlemede. Şimdi soğumasını da bekleyeceğiz. Evet, kahvemiz soğudu arkadaşlar. Bunun soğuğu çok aşırı farklı değil bir önceki demlemeden. Yine limonlu siyah çay diyebilirim. Fakat bu sefer öncekinde böyle bahsetmişim ya hani çok bol limon sıktığınız bir siyah çay tadının notunu düşünün diye. O şekilde demiştim. Bunda yine çok hafif bir sitrik asite geliyor yine soğurken. Yine çok hafif bir sitrik asite geliyor soğurken fakat yine siyah çay tadı öteki kahveye göre bir miktar daha baskın. Ama birbirlerine çok benzer bir soğuk tadım verdiler iki kahvede, iki farklı suda. İkisinin gövde karşılaştırmaları birbirinden oldukça farklı. Ters ozmoz artı mineralizasyonla demlediğim suda gövde çok daha yoğundu çünkü direkt 1.15 oranında yapmıştım. Buzluğu ile yaptığım suda tatlar biraz daha açığa çıksın, biraz daha belirginliği artsın diye 1.15.5 yapmıştım. 0.5 ne kadar fark ettirebiliriz diyebilirsiniz. Evinizde deneyin. Ciddi anlamda fark ettiriyor. Bunun gövdesi artık yoğun değil, orta yoğun arası bir gövde. Fakat oldukça ikisinin de çok keyifli gövdeleri var. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umarım reçetelerden güzel sonuçlar evinizde de elde edersiniz. Eğer bir problem olursa yorumlarda, özel mesajda veya forumdan bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.